Bilimsel bir problem çözümünde kullanılan yöntem diyor basamakları şunlar. Arkadaşlar sıralama verilmiş. Diyor ki doğru olması için diyor hangi ikisini yer değiştirmesi gerekiyor. Arkadaşlar önce ne yapacaksın? Gözlem yapacaksın filan. Veri toplayacaksın. Bir problem olduğunu göreceksin yani. Ondan sonra arkadaşlar problem belirleyeceksin. Problemin belirlenmesi. Daha sonra arkadaşlar bu verilere dayanarak ne yapacaksın? Hipotez kuracaksın. Hipotez kurma aşaması. Hipotez kurma. Daha sonra hipoteze dayalı tahminler yapacaksın. Tahmin yapma diyelim. Tahmin yapma aşaması. Daha sonra dananın kuyruğunun koptuğu kontrol deney aşamasına geçeceksin. Kontrollü deney. Daha sonra arkadaşlar kontrol deney sonucundaki işte sonuçlar değerlendirilip rapor oluşturulacak falan filan değerlendirip rapor oluşturulması falan filan. Bakalım arkadaşlar ne diyor bizde? Problem belirledik. Evet. Tahmin arkadaşlar bakın tahmin hipotezde böyle yer değiştirmesi lazım değil mi? Önce hipotezi kurup ondan sonra arkadaşlar hipotezde yal tahminler yapman lazım. Sonra kontrollü deney, sonra sonuçtan değerlendirilmesi falan filan. Yani 3 ile 4'ün yer değiştirmesi lazım. Ökaryot hücrenin sitoplazmasında bulunan özel proteinin bileşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılara diyor hücre iskeleti elemanı denir. KLM ile ifade edilen hücre iskelet elemanlarının kalınlıklarına göre sıralanışı diyor. KLM ise diyor hangileri doğru olamaz eşleştirmelerle. Arkadaşlar en kalın olan nedir? Mikro tübüllerdir ve tübülin proteinler oluşuyorlar. İkincisi de arkadaşlar ara filamentler geliyor. Ara filamentler. En ince olanlar arkadaşlar nedir? Mikrofilamentlerdir. Mikrofilamentler. Bunlar arkadaşlar aktin proteini oluşuyorlar. K'ya mikrotübül demiş zaten. Evet, mikrofilament demiş. L'ye ara filament olması lazım. D'inde arkadaşlar zaten mikrofilament olması lazım. 2 ve 3 arkadaşlar yanlış verilmiş. Bunların gördüğünü bir hatırlatalım arkadaşlar. Mikrotübüller. Kromozomları kutuplara çeken ilpikleri diyoruz ya arkadaşlar. Bunlar mikrotübüllerden oluşuyor. Kromozomların hareketi diyelim kutuplara çekilmesi. Ondan sonra bakın sentrozomun yapısına katılıyor bu mikrotübüller. Ondan sonra sillerin ve kamçıların yapısına katılıyorlar. Kamçıların yapısına katılırlar. Aynı zamanda arkadaşlar organellerin yer değiştirmesinde görev alırlar. Organellerin yer değiştirmesi. Mikrofilamentler arkadaşlar dedik ki bunlar aktin ipliklerden oluşuyor. Bakın kas kasılmasında aktin iplikte görev alıyor ya kasların kasılmasında görev alıyor. Ondan sonra arkadaşlar yalancı ayak oluşması, yalancı ayak oluşumu, yalancı ayak oluşumu. Bir de arkadaşlar boğumlama değil mi? Sitoplazmanın bölünmesi sırasında boğumlamada görev alıyor. Şöyle düşünün. Yani diyelim ki yalancı ayak oluşuyor ya, bundan dışarı çıkması için itilmesi lazım, buranın çekilmesi lazım. İşte bu ipik arkadaşlar ne yapıyor? Bu yalancı ayak oluşumunda işte besinin buraya alınmasına görev alıyor. Veya işte boğumlama sırasında şu şekilde burayı birleştirmen lazım değil mi? Bir çekiştirmen lazım. İşte bunu çekiştiren ipikler arkadaşlar bunlar. Sitoplazma bölünmesi sırasında. Ara filamentler arkadaşlar bunlar kararlı yapılar zaten. Bunlar çekirdeği mesela işte kafesliyor, sabitliyor. Ondan sonra organelleri sabitliyor. Organellerin sabitlenmesi falan. Mesela çekirdeği çizerken hücrede nereye çiziyorsun? Ortaya çiziyorsun. Burada nasıl duruyor bu? Diyelim ki şu mitokondri burada nasıl duruyor değil mi? İşte bunlar arkadaşlar ne? Hücre içinde bulunan hücre iskelet elemanları bunlar da görev alıyor diyoruz. Cevabımız Denizli oldu zaten. Sağlıklı bir anne ile babanın kan grubunu belirlemek için yapılan çökelme testi sonuçları diyor aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu çiftin doğaçlama çocuklarıyla ilgilendikleri doğrudur. Önce kan grubu testi arkadaşlar nasıl yapılıyor? Onu bir hatırlayalım. Bakın bizim kanımızda alyuvarlar var. Oksijen ve karbondioksit taşıyor. Yapısı hemoglobin var ya. Bunun arkadaşlar zarında ne var? Tanıyıcı moleküller var. Glikoprotein gibi düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar ne işe yarıyor? İşte hücrelerin birbirini tanımasını falan sağlıyor. Veya dışarıdaki maddeleri tanımasını sağlıyor. A antijeni varsa arkadaşlar hücre zarında, alyuvar zarında sadece A antijeni varsa A grubu oluyorsun. Sadece B antijeni varsa B grubu oluyorsun. İkisi beraber varsa AB grubu oluyorsun. A ve B antijeni bulunmuyorsa alyuvar zarında bu sefer sıfır grubu oluyorsun. Tamam mı? Başka antijenler de var. İşte bunlar
Vücut bunlara karşı tepki gösterdiği için arkadaşlar kan alışverişlerinde bunlara dikkat ediliyor. Eğer RH antijeni bulunup bulunmaması durumu varsa, eğer varsa pozitif oluyorsun RH antijeni, yoksa negatif oluyorsun. Peki antikor dediğimiz şey ne arkadaşlar? Antikor antijene karşı üretilen bir bağışıklık maddesi. Bakın antijeni çökeltiyor. Antijeni çökeltir diye düşünebilirsiniz. Çökeltir. Buna karşı üretiliyor zaten. Diyelim ki arkadaşlar bir kişiden kan aldınız, tamam mı? Bunun üzerine ne damlatıyorsunuz? Bakın anti dediği antikor demek. Bakın antikor anti diye gösteriliyor. Anti. Şimdi arkadaşlar anti A ne demek? Anti A. A antikoru demek. Şimdi arkadaşlar A antikoru kime karşı üretilmiş? Tabii ki antijenine karşı üretilmiş. Damlattığımız zaman eğer çökelme oluyorsa diyoruz ki ha demek ki burada A antijeni var diyoruz. A antijen demek ki burada var. Damlattık diyelim ki ikinci damlayı. Şimdi birinci damlada niye anlayamadık? Çünkü A antijeni var ama B de olabilir. Yani kişi A grubu da olabilir, A B de olabilir. Onu anlamak için arkadaşlar ikinci anti B'yi damlatıyoruz. Yani B antikorunu damlatıyoruz. Eğer burada çökelme varsa ne diyoruz? Ha demek ki burada arkadaşlar B antijeni de var bu kişinin kanında. Alıyorlar üzerinde yani. Üçüncü damlayı da arkadaşlar RH için damlatıyoruz. Anti D de diyoruz buna arkadaşlar. RH yani. Damlattınız diyelim. Burada çökelme varsa diyoruz ki ha demek ki bunun alyuvar zarında RH antijeni de var. Çünkü arkadaşlar antikor antijeni bulursa çökelme oluyor zaten. Demek ki RH antijeni de var bunda. Hem A antijeni hem B antijeni hem RH antijeni varsa arkadaşlar bu birey ne oluyor? A, B, RH pozitif oluyor mesela. Demek ki damlattın çökelme yok. Ne diyorsun? Diyorsun ki ha demek ki burada A antijeni yok. Diyelim ki B'yi damlattın çökelme var. Ha ne diyorsun? Diyorsun ki demek ki sadece B antijeni var. Demek ki bu birey B kan grubundan oluyor. Damlattın diyelim ki çökelme yok. Ha diyorsun ki demek ki RH antijeni yok bu bireyin alyuvar. O zaman ne diyorsun? B RH negatif diyorsun. Tamam mı? İşte hiçbirinde çökelme yoksa ne oluyor bu sefer? 0 RH negatif oluyor değil mi? Yani anti A damlattın çökelme. Demek ki A antijeni yok. Anti B damlattın çökelme. Demek ki B antijeni de yok. RH damlattın çökelmedi. Demek ki RH antijeni de yok. Demek ki negatif yani. Şimdi buraya bakalım. Bakın anti A damlattın çökelme var. Demek ki A antijeni var. Bak A antijeni var burada. Anti B damlattın çökelme yok. Demek ki B antijeni yok. Anti RH damlattın çökelme var. Demek ki RH antijeni var. Nedir o zaman demek ki anne? Bakın annenin fenotipini tabii önce buluyoruz. A RH pozitiftir. Babaya bakalım şimdi. Baba. Babaya arkadaşlar bakın anti damlattınız çökelme yok. Demek ki A antijeni arkadaşlar yok bunda. A antijeni yok. Anti B damlattın çökelme varsa ha demek ki sadece B antijeni taşıyor. Demek ki baba neymiş? B grubuymuş. RH'ı damlattık. Çökelme yoksa demek ki nedir bu arkadaşlar? RH negatif babadır. Şimdi fenotiplerini bulduk ama genotipleri ne olabilir? Şimdi arkadaşlar A grubuysanız biliyorsunuz 3 tane gen var ya, A geni, B geni ve 0 geni var değil mi? A grubu birey arkadaşlar nedir? AA ya da A0 genlerini taşıyor. Yani bu annenin genotipi arkadaşlar AA ya da A0'dır. RH pozitif nasıl da hatırlayalım. Büyük R küçük R genleri vardı. Büyük R yani RH pozitiflik baskındı. Büyük R büyük R büyük R küçük R olursanız RH pozitif oluyorsunuz. Küçük R küçük R olursanız RH negatif oluyorsunuz. Anne pozitif olduğuna göre arkadaşlar ya büyük R büyük R olacak ya da büyük R küçük R olacak. Bakın annenin genotipini arkadaşlar bulduk. Yani bunlar olabilir. Geldik babaya. Şimdi baba B grubu ama baba BB olabilir ya da B0 olabilir değil mi? İkisi de olabilir bilmiyoruz. BB ya da B0 olabilir. Negatifse arkadaşlar genotipi belli ama bakın negatifin tek genotipi var. Küçük R küçük R'dir. Şimdi buradan doğacak arkadaşlar çocuklardan bahsediyor. Diyor ki kan grubu diyor sıfır pozitif bir çocuk olabilir. Bakın şuradan sıfır geni gelir. A sıfır olur baba yani. Anne daha doğrusu. Baba arkadaşlar B sıfır olabilir. Bakın sıfır sıfır olabilir. Sıfır iki tarafta var ya. Yani. Olabilir yani. Pozitif olabilir mi? Buradan büyük R'yi alır. Herhangi birisini alabilir değil mi? Buradan da küçük R'yi alır. Sıfır pozitif. Yani şu şekilde olabilir. Bu doğru. Kan grubu diyor. AB büyük R büyük R olabilir. Şimdi AB olabilir. Bakın şuradan B gelir. Buradan da A geni gelir. AB olur. Peki büyük R büyük R olur mu? Büyük R buradan gelir ama bakın buradan büyük R gelmez değil mi?
Çünkü baba der arkadaşlar büyük R yok. O zaman bunu söyleyemeyiz. Annesiyle arasında kanuşmazlık görülebilir. Arkadaşlar kanuşmazlığının şartı nedir? Anne negatif olacak. Anne negatif. Baba pozitif olacak. Tamam mı? Çocuk da pozitif olacak ki kanuşmazlığı olsun. Peki burada böyle bir durum oluşabilir mi? Zaten anne arkadaşlar nedir? Pozitiftir. Diğerine zaten bakmaya gerek yok, tamam mı? Herhangi birisi tutmuyorsa zaten diğerine bakmanıza gerek yok. Baba da zaten negatifmiş, değil mi? Zaten çocuk arkadaşlar pozitif olsa da kanuşmazlığı olmaz. Zaten anne ile aynı oluyor. Yani herhangi birisi tutmadığı zaman diğerine bakmanıza gerek yok. Kanuşmazlığı olmaz. Doğru mu soruyor? Cevabımız A'dan olacak. Biyoloji dersinde canlı alemleri konusunu anlatan Emir öğretmen öğrencilerine söylediğiniz özellik canlının hangi alemde incelendiği hakkında kesin fikir versin. Yani okuduğunuz zaman şu alemdedir diyebilirsiniz diyerek öğrencilerinden birer özellik söylemesini istiyor ve şu cevaplar alıyor. İşte hücre çeperleri, pseudopeptogili, kan falan filan. Şimdi arkadaşlar önce alemleri bir hatırlayalım biz. Bakın biz alemleri daha doğrusu hücre yapısına göre canlılar ikiye ayırıyoruz. Prokaryot canlılar yani prokaryot hücre yapısına sahip olanlar, ökaryot hücre yapısına sahip olanlar değil mi? Prokaryot neydi arkadaşlar? Çekirdek zarı ve zar organelleri bulunmuyor. Ökaryotlarda çekirdek zarı ve zar organeller var idi. Alt alemimiz var. Bunlar arkadaşlar iki tanesi prokaryot bakteriler. Bundan sonra cıma bir de arkeler alemi değil mi? Bakın bakteri ve arkeler. Bu nedir arkadaşlar? Prokaryot hücre yapısına sahip. Geri kalan dört alem arkadaşlar ökaryot hücre yapısına sahip. Kimler var burada arkadaşlar? Protist alemimiz vardı. Protistler. Arkadaşlar protistler kimler vardı burada? Silliler. Sillerden kastımız ne? Paramecium değil mi? Kamçılılar vardı. Kamçılılar, öglena gibi. Kök ayaklılar vardı. Kök ayaklılar, amip gibi. Sporlar vardı. Sporlar, plazmodyum, sıtma mikrobu gibi. Cıvık mantarlar vardı. Cıvık mantarlar. Bir de ne vardı arkadaşlar? Algler dediğimiz canlı sınıfımız var idi. Şimdi arkadaşlar bir diğer alemimiz ne? Bitkiler alemi. Bitkiler arkadaşlar ayrılıyordu 3'e. Damarsız, tohumsuz bitkiler. Damarlı, yani iletimimet olup da tohumu olmayan tohumsuz bitkiler. Bir de damarlı ve tohumlu bitkiler vardı. Damarlı tohumları da ikiye ayrılıyordu. Açık tohumlar, işte kozalaklı bitkiler var ya, kapalı tohumlular. Kapalı tohumlar da arkadaşlar tek çenekliler ve çift çenekliler diye ayrılıyor idi. Sonra mantarlar alemi vardı arkadaşlar. Mantarlar alemi. Mantarlar da arkadaşlar ayrılıyordu. Maya mantarları vardı değil mi? Maya mantarlar, tek hücreli mantarlar bakın bunlar. Ondan sonra küf mantarları falan vardı. Şapkalı mantarlar var idi. Son alemimiz, bizim de içinde bulunduğumuz hayvanlar alemi. Hayvanlar ikiye ayrılıyordu. Omurgalılar. Omurgasızlar kimlerdi? Süngerler, sölenterler, deniz anaları, solucanlar. Ondan sonra cuma, yumuşakçalar, atapot, midye, salyangoz falan, mürekkep balığı, eklem bacaklılar. İşte kabuklular, çok ayaklılar, işte böcekler, örümcekler falan, derisi dikenler, deniz yıldızı, deniz kestanesi falan filan. Omurgalılar, balıklar, amfibiler, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Bütün alemler arkadaşlar yazdık buraya. Şimdi diyor ki bize bu bilgilerden hangi alem olduğunu anlayacaksınız. Hücre çeperi, yalancı, peptidoglikan. Kim bu arkadaşlar? Arke değil mi? Bakın buna bakarak arke aleminde olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada yalancı peptidoglikan var. Yalancı peptidoglikan demek bu arkadaşlar. Pseudo yalancı demek. Bakteri ne var arkadaşlar? Peptidoglikan vardı değil mi? Peptidoglikan vardı. Başka kimde çeper var? Alglerde var arkadaşlar. Selüloz çeper var alglerde. Selüloz. Cıvık mantarın arkadaşlar çeperi olmadığı için zaten kovulmuş mantarlar aleminden. Bitkilerde zaten arkadaşlar selüloz çeper var değil mi? Selüloz çeper var. Mantarlarda kitinden yapılı çeper var. Hayvanlarda zaten hücre çeperi bulunmuyor idi. Evet, buradan arkadaşlar alemini bulduk. Diyor ki hücre içi su dengesi kontraktil kofullarla sağlanıyor diyor. Arkadaşlar kontraktil koful neydi?
tatlı suda yaşayan, tatlı sudaki tek hücrelerde hücre giren fazla su enerji harcayanlara bu kontraktif kofullarla atılıyordu. Kimde var arkadaşlar? Bakın, paramecium, öglena, amip gibi tatlı suda yaşayan tek hücrelerde. Buna bakarak arkadaşlar bunların protist olduğu söylenebilir. Protistler aleminde. Bunun arke olduğunu bulduk. Bunun protist olduğunu bulduk. Boşaltım organı böbrek arkadaşlar bu omurgalar için geçerlidir. Omurgalların tamamında yani balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli boşaltım böbreklerle yapılıyor. Dolayısıyla hayvan olduğunu da anladık arkadaşlar. Alemini bulduk yani hayvanlar aleminde. Bu da güzel. Diyor ki fotosentezi kloroplastlar da yapar. Kim yapar bunu şimdi? Prokaryot olmaz. Çünkü bakteri ve arkelerde organel yok ya kloroplast olmaz. Geç şimdi ökaryotlara kamçılar içinde öglena de var. Değil mi kloroplast? Alglerde var kloroplast. Bitkilerde zaten var değil mi? Dolayısıyla protist mi bitki mi olduğunu anlayamadık. Mantar ve hayvanlarda zaten yok. Bakın burada arkadaşlar alemini bulamadık. İki alem de olabilirdik. Protist de olabilir, bitki de olabilir. Kötü ortam şartlarını korumak için endospor oluşturan kimler arkadaşlar? Bakterilerdir. Bakın. Endospor. Ne oluyor endospor? Ortam şartları kötüleştiği zaman işte bakteri çeperini kalınlaştırıyordu, su miktarını azaltıyordu, metabolizmasını minimuma indiriyordu falan böyle dayanıklı bir hale geliyordu. Sütü kaynatsan da mesela içindeki endospor oluşturan bakteri varsa ölmüyordu. Arkeler arkadaşlar endospor yapan türleri bilinmiyor. Tamam mı? O yüzden bunda arkadaşlar bakteriler aleminde olduğunu biz anladık. Zaten ökaryotlarda endospor görülmüyor. İpek arkadaşlar buna uygun bir cevap verememiş. Aşağıdaki şekilde eşlenmiş bir kromozomun yapısında bulunan kısımlar diye gösterilmiş. Hangisi doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar burada eşlenmiş halde bulunan bir kromozom gösterilmiş. Normalde arkadaşlar kromozomu biz bu şekilde gösteriyoruz soruları değil mi? Bakın şu ortasındaki şu bölgeye biz ne diyoruz? Sentromer diyoruz. Bunu neyle karıştırmayacaksınız? Arkadaşlar sentrozoma bunu karıştırmayın. Bakın sentrozom organel. Bakın sentrozom. Bunun görevi neydi? Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin düzenlenmesine görev alıyor. İğ ipliklerinin düzenlenmesi. Nerede bulunuyor bu? Hayvan hücrelerinde bulunuyor. Hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde falan bulunmuyor. Tamam mı? Ama sentromer dediğin zaman bu kromozom arkadaşlar ökaryotların tamamında var. Bakın sentromer ökaryotların tamamında bulunuyor. Tamamında bulunur. Prokaryotta da bulunmaz çünkü onda da kromozom bu şekilde DNA şekillenip kromozoma dönüşmüyor ya. O yüzden prokaryotlar için, bakteri arke için sentromer var diyemeyiz. Ama ökaryotların tamamı için arkadaşlar sentromer var deriz. Ama sentrozom arkadaşlar sadece hayvan hücrelerinde var. İki tane sentriyodan oluşuyor bu. Sentriol. Tamam mı? Sentriol ifadesi de kullanılabilir. Sentrozom gibi düşüneceksiniz bunda yani. Peki ne oluyor? Bakın DNA kendini eşlediği zaman bakın sentromer bir tane değil mi burada? Güzel. DNA kendini eşlediği zaman ne oluyor? Bakın yanında bir tane daha oluyor gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar bunun kopyası hatta gen yazalım bunun üzerine. Bakın şuna diyelim ki A işte küçük B işte küçük C genleri var ya. Kendini eşlediği zaman bakın büyük A küçük B küçük C'ydi ya bu. Yanında da kopyası oluyor bakın aynısı oluyor. Aynısı ne demek? İşte kardeş kromatit demek. Kardeş kromat da birbirinin kopyası arkadaşlar. Kardeş kromatit. Bir de soruya dikkat edin. Bakın DNA kendini eşlediği zaman DNA miktarı ilk katına çıktı değil mi burada? Evet hocam. DNA eşlendiği zaman DNA miktarı ilk katına çıktı. Ama kromozom sayısı arkadaşlar ilk katına çıkmaz. Bakın ne dedik burada biz? Sentromerleri sayıyorsunuz kromozomları sayarken soruları. Bir tane sentromerim vardı. Yine bir tane sentromerim var. Bu bölgeye arkadaşlar biz sentromer diyoruz. Arkadaşlar daha sonra ne oluyor? İşte kromozomlar, daha doğrusu kardeş kromatitleri kutuplara ayırırken bakın sentromerin arkadaşlar şu kısımlarında kinetikor dediğimiz bu iğ ipliklerinin bağlandığı bölgeler var. Bunlar iğ iplikler. Kromozomları kutuplara çekmek istiyorlar. Bu bölgeler arkadaşlar biz ne diyoruz? Kinetikor diyoruz. İğ ipliklerin buraya bağlanıyor ve kromozomlar arkadaşlar böyle cart diye kutuplara doğru çekiyor. Bir bakalım ne diyor bize şimdi bu? Eşlenmiş bir kromozomda diyor bir tane sentromer var. Zaten arkadaşlar kromozomları sayarken sentromerlerden sayıyoruz. Bir tane sentromerimiz var. Bir tane kromozomumuz var o zaman. Bu doğru arkadaşlar. Sayıları eşit. Diyor ki iğ ipliklerin sayısı kinetikor sayısından fazladır diyor.
Arkadaşlar bakın bir kinetik koda birden fazla iyiliği zaten bağlanabiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Kardeş kromatitlerin de genetik yapısı aynıdır. Bakın kardeş kromatitler birbirinin neyidir? Kopyasıdır zaten. Eşlenmiş halidir. Evet, eşlenmiş kromozomdaki kinetikor sayısı sentromer sayısından fazladır. Bakın bir tane sentromer dediğimiz bölge var burada. Bakın burada ve burada ne var? İki tane kinetikor dediğimiz yapı var. Bunlara zaten iplikleri bağlanıyor. Bakın buradaki iplikleri buradaki kinetikora bağlanıyor. Buradaki iplikleri de arkadaşlar buradaki kinetikora bağlanıyor. Dolayısıyla nedir? İki tane kinetikor var, bir tane sentromer var yani. Bu da fazla oldu, doğru. Diyor ki sentromer sadece hayvan hücrelerinin diyor kromozomla. Ne dedik arkadaşlar? Ökaryotların tamamında var. Kim bunlar? Protistlerden tut da, ondan sonra cuma, mantardan çık da, bitkiden gir de, hayvanlarda filan. Bunun hepsinde arkadaşlar kromozomlarında ne var? Sentromer var. Tamam. Cevabımız dediğin oldu. Karasal bir ekosistemdeki besin piramidini oluşturan diyor ABCD canlıların oluşturduğu besin piramidi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi arkadaşlar önce bir piramidi biz inceleyelim. Ondan sonra bunların yerini zaten buluruz. Diyelim ki arkadaşlar şöyle piramit şeklinde gösteriliyor. En altta kim var arkadaşlar? Üreticiler bulunuyor değil mi? Üreticiler. Onunla beslenen canlı arkadaşlar ne oluyor? Birinci dereceden tüketici oluyor. Onunla beslenen canlı ne oluyor arkadaşlar? İkinci dereceden tüketici oluyor. Onunla beslenen canlı ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü dereceden tüketici oluyor diyoruz. Güzel. Arkadaşlar ışık enerjisini kim kullanıyor? Üreticiler kullanıyor. Işık enerjisini kullanarak ne yapıyorlar? Besin üretiyorlar. Daha doğrusu ışık enerjisini besinde depolamış oluyorlar ve daha sonra işte bir canlının diğerini yemesiyle beraber besin zinciri dediğimiz olay bu zaten. Bu şekilde arkadaşlar besin, daha doğrusu enerji bir sonraki basama aktarılmış oluyor. Ayrıştırıcılar nerede yer alıyor arkadaşlar? Yan tarafta yer alıyor değil mi? Hepsi arkadaşlar sonunda ayrıştırılıyor diyoruz. Ayrıştırıcılar. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın trofik düzey olayı da var bir de ondan bahsedelim. Şu birinci basamak var ya üreticilerin bulunduğu basamak. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Birinci trofik düzey diyoruz. Trofik düzey. Bu basamakların her birine trofik düzey diyoruz. Ondan sonra acaba şu birinci tüketicinin bulunduğu basamak ne? İkinci trofik düzey. İkinci trofik düzey. İkinci derece tüketicilerin bulunduğu basamak ne? Üçüncü trofik düzey. Trofik düzey. Bu da arkadaşlar nedir? Bakın üçüncü tüketiciler dördüncü trofik düzeyde yer alıyorlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru gittikçe ne oluyor? Bir bakalım. Biyokütle azalıyor. Biyokütle ne demek hocam? Arkadaşlar biyokütle her basamağın toplam canlı ağırlığı ve bir canlının ağırlığı değil, tamam mı? Dikkat edin. Biyokütle azalıyor. Birey sayısı arkadaşlar azalıyor. Birey sayısı azalır. Aktarılan enerji azalır. Arkadaşlar aktarılan enerji azalır. Niye azalıyor? Enerjinin arkadaşlar bir kısmı zaten ısı olarak atmosfere yayılıyor. Bir kısmı da arkadaşlar atıklarda birikiyor. Bir kısmı da zaten mevcut canlılarda kalıyor diyoruz. Bakalım. %10'a aktarılıyor. Dikkat edin. Yani diyelim ki 100 glikoz üretti bu. Ne kadar aktarılıyor bir sonraki basamağa? 10 glikoz. Ne kadar aktarılıyor? 1 glikoz. Ne kadar aktarılıyor? 0,1 glikoz gibi düşünün. Yani %10 aktarılıyor. Bakın oranı değişmiyor. Dikkat edin. Oranı %10. Oranı değişmez. Miktarı azalır. Aktaran enerjinin. Ondan sonra cuma biyolojik birikim artıyor arkadaşlar. Biyolojik birikim artar. Biyolojik birikim. Ne demek biyolojik birikim arkadaşlar? Dokularda birikme özelliği olan maddeler var. Dokularda birikme özelliği olan maddeler. Kim mesela bunlar? İşte DDT gibi kimyasallar mesela. Ağır metaller. DDT. Ağır metaller olabilir. Neden bunlar birikiyor? Böyle her şeyde birikmiyor tabii. Arkadaşlar ağır metaller vücudumuza girdiği zaman vücut bunu arkadaşlar ne yapamıyor? Uzaklaştıramıyor. Metabolize de edemiyor. Yani bir şey dönüştüremiyor, parçalayamıyor filan. Ne diyor? Diyor ki şu yağ dokuda diyor bunu depolayalım diyor. Böyle kenara köşede kalsın diyor. Bizi rahatsız etmesin. Dolayısıyla bir sonraki canlı diyelim seni yediği zaman ne oluyor? Onu da almış oluyor. Çünkü sen atamadın, senin de birikti. Bir sonraki canlıda daha fazla birikim artıyor, tamam mı? Dokuları birikme özelliği olması lazım bu tarz maddelerin birikim olabilmesi için. Peki başka
Birey sayısı arkadaşı dedi ki azalıyor. Vücut büyüklüğü genellikle artıyor. Bakın vücut büyüklüğü genellikle artar. İstisnalar tabii var arkadaşlar. O yüzden genellikle diyor. Bize neyi sormuş? A fotosentez yapmakta. Üretici fotosentez yaptığına göre burada arkadaşlar. Demek ki A nedir? Burada yer alacak. Diyor ki B enerjiyi A canlılarından alıyor diyor. Yani onu yiyor diyor. Tam o zaman B bakın birinci tüketici olacak. Yalnız burada dikkat edin. Bakın B canlısı otçul olmak zorundadır. Yani birinci tüketici etçil olmaz, hepçil de olmaz. Ancak ne olabilir? Otçul olabilir çünkü üzerinde yiyebileceği hayvan yok, değil mi? A nedir? Ottur. Otu yiyebildiği için sadece otçul olmuş oluyor. C diyor enerji kaynağı olarak B'yi yiyormuş. Ya B yiyorsa arkadaşlar demek ki C de burada yer alıyor. Ondan sonra ne diyor bize? D canlılar ise enerji kaynağı olarak A, B, C'yi kullanıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Diyelim ki B ne olmak zorunda dedik? Otçul olmak zorunda değil mi? Ama bundan sonraki canlılar C olsun, D olsun ne olabilir? Etçil de olabilir, hepçil de olabilir. Mesela burada C diyor, B yiyor. Ne oluyor bu? Otu yiyen yiyor. Yani hayvan yiyor. C ne oldu burada arkadaşlar? Etçil oldu. Tamam. Ama D ne yapıyormuş? Ay da yiyor ya. Ay da yiyor, B de yiyor, C de yiyor. Yani hem hayvan yiyor hem de ot yiyor. O zaman D ne oldu burada? Hepçil oldu. Yani ne dedik şimdi? Birinci tüketici otçul olmak zorundadır. Ondan geriye kalanlar, yani sonraki basamaktakiler ise ya etçildir ya da hepçildir. Sadece otçul olmaz. Demek ki ABCD diye gidiyormuş. Cevabımız bu olacak.